Haberin merkezine, Show Ana Haber'e hoş geldiniz sayın seyirciler. PKK'lı teröristler Siirt'te yol yapım çalışması yapan ekiplerin güvenliğini sağlayan asker ve koruculara saldırdı. Sisli havada kurulan hain pusuda 6 güvenlik korucusu şehit oldu. 4 asker ve 3 korucu da yaralandı. 10 kişilik terörist grubu yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Dik duruyorum, ağlamayacağım. Acıların en büyüğünü yaşasa da kederini, kahrını içine gömdü. Şehit uzman çavuş Necmettin Yiğit geride soyadı gibi yiğit bir anne bıraktı. Şehidin annesi oğluna son vedada hainler sevinmesin diye tek damla gözyaşı akıtmadı. Dik durun yavrular. Onlar sevinmesin yavrular. Tek damla gözyaşı dökmedi. Şehidin annesi PKK'lı hainleri sevindirmek istemedi. Onları sevindirmen yanık olsun. Onlar sevinmeyecekler. Vatanı yıkamayacak onlar. Uzman çavuş Necmettin Yiğit daha 23 yaşındaydı. 6 yıl önce babasını kaybetmişti. Bir hafta önce Afrin'de PKK'lı teröristlerin saldırısında ağır yaralandı. Yavrum benim. Uzman çavuş Yiğit tedavi gördüğü Gata'da şehit düştü. Şehidin annesi Gülcan Yiğit acı haberle yıkıldı. Ama dik durdu. Yok ben ağlamıyorum, sinirlenmiyorum. Ben gözümün yaşını göstermeyeceğim. Ocağınları kaldırsınlar oralarda. Yavrumu yaktılar. Ama sevindirmeyeyim onları ben. Sevindirmeyeceğim. Afrin'e gitmeden önce söz vermişti. Şehit düşerse ağlamayacak, hainleri sevindirmeyecekti. Ben dik duracağım. Ben kuvvetli bir anneyim. Ağlamıyorum. Dik duruyorum. Tokatlı hemşerileri şehidi yalnız bırakmadı. 4 ay önce Şemdinli'de teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve önceki gün şehit olan sözleşmeli asker Hidayet Tokmak da Çorum'da sonsuzluğa uğurlandı. Çok yakında Suriye'den çıkacağız. Gündeme bomba gibi düşen o açıklama Amerikan Başkanı Donald Trump'tan geldi. O açıklamanın yankıları sürerken Fransa yeni bir skandala imza attı. Elize Sarayı'nda 7 teröristi ağırlayan Macron, Membiç'e Fransa'nın asker göndereceğini söyledi. Ankara-Paris hattında yeni bir krizin fitilini ateşledi. Amerikan Başkanı Trump yine şaşırttı. ABD askerlerinin Membiç'ten çekilip çekilmeyeceği tartışılırken Trump Suriye'den yakında çıkacaklarını açıkladı. Gözler o açıklamaya çevrilmişken bir sürpriz de Fransa'dan geldi. YPG'li teröristleri sarayına davet eden Macron, Fransa'nın Membiç'e asker göndereceğini açıkladı. Yetmedi, terör örgütüne bir de destek garantisi verdi. PKK'nın uzantısı SDG'nin temsilcilerini Elize Sarayı'nda ağırladı üstelik. Teröristler toplantı sonrası saray önünde böyle poz verdiler. Aralarındaki isimlerden biri PYD'nin sözde eş başkanı Asya Abdullah'tı. Masadaki bir diğer isimse YPG'nin sözde komutanı Nesrin Abdullah'tı. O da girdi fotoğraf karesine. Fotoğrafta dikkat çeken bir isim daha vardı. YPG sözcüsü Redur Zelil. Dağdaki kıyafetlerini çıkardı, takım elbiseyle çıktı Macron'un karşısına. Macron'la görüşen 7 terörist Fransa Cumhurbaşkanı'na Suriye'nin kuzeyiyle ilgili bilgi verdi. Macron ise açık açık YPG'ye desteğini dile getirdi. Avrupa teröre bir kez daha kol kanat gerdi. Bu da yetmezmiş gibi terör örgütüyle Türkiye arasında arabuluculuk teklif etti Macron. Aslında Fransa'nın imza attığı ilk skandal değil bu. 2015 yılında dönemin Fransız Cumhurbaşkanı Hollande da teröristleri sarayında ağırlamıştı. Macron'la görüşen isimler o görüşmede de vardı. Fransa'dan gelen o skandal açıklamalara Ankara en üst tondan tepki verdi. Boyunu aşan işlere girme dedi. Teröristleri sarayında ağırlayan Fransız Devlet Başkanı Macron'a çok sert çıktı. Macron'un terör örgütüyle Türkiye arasında arabuluculuk teklifine de deryansın etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bizi kabul edemeyeceğimiz yere oturtmak kimsenin haddi değil diye seslendi. Terör örgütü mensuplarını dün bir kez daha en üst düzeyde ağırlayanlar bunun Türkiye'ye karşı husumet ifadesinden başka bir anlamı olmadığını bilmelidir. Fransa'daki skandal görüşme vardı hedefinde. Üzgünüz dedi, Elize Sarayı'nda 7 teröristi ağırlayan Macron'a çok sert çıktı. İşte geçen hafta Macron'un kendisiyle bizzat görüştüm. Baktım garip garip şeyler söylüyor. Biraz frekansı yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldım. Bizim silahlı kuvvetlerimizi asla kabullenemeyeceğimiz bir yere oturtmak
kimsenin haddine değil. Fransız mevkidaşıyla yaptığı görüşmeyi anlattı Cumhurbaşkanı. Terör örgütü YPG'ye destek verecekleri iddiasına arabuluculuk teklifini ateş püskürdü. YPG'ye destek garantisi verdik. Lafa bak. Türkiye ile SDG arasında arabulucu olabiliriz. Lafı eğer bu şayet doğruysa bunu söyleyen kişinin haddini ve boyunu çok aşan bir beyandır. Sana böyle bir görev kim verdi? Boyunu aşan işlere girme. Bizim arabulucu ihtiyacımız yok. Türkiye'nin ne zamandan beri terör örgütleriyle bir masaya oturmak gibi sorunu var. Haddini aşıyor dedi ve mülteciler üzerinden devam etti eleştirilerine. 7 tane teröristi ağırlıyorsun da acaba Türkiye 3,5 milyon Suriyeli mülteciyi ağırlarken ya bana da ne düşüyor diye bir sorunuz oldu mu? Konuşmasının büyük bölümünü ayırdı Fransa başlığına. Her sözünde, her cümlesinde tepki vardı Macron yönetimine. Ey Batı, SDG dediğiniz bu terör örgütünün aynısıdır. Bunlarla siz bizi aldatmaya çalışıyorsunuz. Kusura bakmayın. Biz bunların hepsinin temelini biliriz. Hücrelerini okuruz. Dolayısıyla bunları bize yutturamazsınız. Terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi bir kez daha. Operasyonlara devam edeceğiz dedi. Bağdat yönetimine de Sincar uyarısı yaptı. Bir gece ansızın oraya da gidebiliriz. Harf oyunlarıyla ismini değiştirerek oynadığı oyuna katılmak isteyenler kendileri bilirler. Biz bunların hepsinin de aynı yılanın yavruları olduğunu biliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatı FETÖ'nün Balkanlardaki yapılanmasını çökertti. Yapılan sınır ötesi operasyonla 6 üst düzey FETÖ'cü Kosova'da yakalandı. Nefes kesen operasyon saniye saniye kaydedildi. Gözaltına alınan FETÖ'cüler özel uçakla İstanbul'a getirildi. MİT sınır ötesi operasyon yaptı. 6 FETÖ'cü Kosova'da kıskıvrak yakalandı. Nefes kesen anlar kameraya işte böyle yansıdı. O operasyon Kosova'yı karıştırdı. FETÖ'nün Balkanlardaki yapılanmasını çökertmek için düğmeye basıldı. Teknik ve fiziki takip uzun zamandan beri devam ediyordu. Milli İstihbarat Teşkilatı'yla Kosova İstihbaratı işbirliği yaptı ve 6 kaçak FETÖ'cünün yakalanması için uygun zaman beklendi. FETÖ'nün Balkan yapılanması terör örgütünün önemli finans kaynağıydı. Yakalanan 6 FETÖ'cü kritik isimler. Onlardan biri Osman Karakaya. Ergenekon kumpasında aktif rol oynayan isim terörist başı Gülen tarafından ödüllendirilmişti. Aynı yapılanmanın bir diğer kritik ismi Cihan Özkan. Bölgede toplanan parayı yöneterek Pensilvanya'ya gönderiyordu. MİT operasyonuyla yakalanan Kahraman Demirez örgüte eleman kazandırmakla görevliydi. Hüseyin Günakansa okul yapılanmasından sorumluydu. Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina ile birlikte sayıları 6'yı bulan FETÖ'cüler aynı zamanda örgüt üyelerini yurt dışına kaçırmak için özel olarak görevlendirilmişlerdi. Operasyonun düğmesine basan MİT, örgüt üyelerinin içinde olduğu aracı takibi aldı. Sıcak takip sonrası yaşananlar böyle kaydedildi. 6 kritik isim tek tek gözaltına alındı. Yakalanan FETÖ'cüler özel uçakla İstanbul'a getirildi. MİT tarafından yakalanan 6 isim İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün vatan yerleşkesindeki terörle mücadele şube müdürlüğüne getirildi. 6 şüphelinin buradaki sorgusu halen devam ediyor. MİT'in sınır ötesi operasyonu Kosova'da kriz yarattı. Kosova Başbakanı operasyondan haberdar edilmediğini, bunun için de yasal hakkını kullanacağını belirtti. O açıklamasından saatler sonra Kosova İçişleri Bakanı ve İstihbarat Servisi Başkanı görevden alındı. CHP liderinin FETÖ çıkışıyla başlayan tartışmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil oldu. Kılıçdaroğlu'nun kendisini hedef alan sözleri için yenilir yutulur değil dedi. CHP liderinin artık siyasetin değil tıbbın konusu olduğunu söyledi. FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır. Artık tamamen siyasetin konusu olmaktan çıkıp
tıbbın meselesi haline gelmiştir. CHP liderinin günlerdir tartışılan o çıkışı ile ilgili ilk kez konuştu. Sağlıklı düşünemiyor dedi, 250 bin liralık davanın gerekçesini anlattı. Versin mahkemeye ispat edeceğim. Tazminat davası açtım. Yenilir yutulur bir konuşma değil, ahlaksızlıkta tam bir tavan yapmış konuşma. Biz bunları yiyemeyiz. Bu bizim ne onurumuzla ne şahsiyetimizle kabullenebileceği bir asla ifadeler değildir. Sözleri de ses tonu da sertti Cumhurbaşkanı'nın. İşgal ifadesi içinde söyleyecekleri vardı. Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır. Bu zat 2014 yılı Ağustos ayında ya Türkiye'de yaşamıyor muydu? Genel kurul salonundan apar topar kaçacaklarına keşke orada bulunup da milletin iradesinin nasıl tecelli ettiğine şahit olsaydım. 2014 seçimlerini hatırlattı, millet iradesi vurgusu yaptı. 2019 seçimlerini işaret ederken bir de çağrısı vardı. Millet iradesinden kaçış yok. Kaçarsan kaç. 2019'da o sandıktan çıkacak netice isteseler de istemeseler de saygı duyacaklar, tabi olacaklar. Rabbim onca meselesinin arasında başına musallat olan böyle bir ana muhalefet partisini de çekmek zorunda kalan bu milletin yardımcısı olsun. Karşılıklı sert açıklamaların ardından iki lider bir kez daha mahkemede hesaplaşacak. Erdoğan'ın açtığı davada artık gözler. Eski meclis başkanı Bülent Arınç'ın sosyal medya hesabını takip edenler bir anda neye uğradığını şaşırdı. Çünkü o hesaptan cinsel içerikli bir video paylaşıldı. Konuyla ilgili açıklama bugün geldi. Biz tweet hesabımızdan hiçbir şekilde kimseyi rencide edecek veya herkesin ilgisini çekelim de flash bir şeyler yazalım, bunun üzerine trend topik olsun falan hevesi içinde değiliz. Eski meclis başkanı ve başbakan yardımcısı Bülent Arınç'ın sosyal medya hesabından cinsel içerikli bir video retweet edilince ortalık karıştı. Sabahtan akşama kadar pıt 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 pıt, şu kadar tweet attım, şu kadar retweet oldu, bilmem ne oldu. Elinin közü oldu. Twitter'da 3 milyon 200 binden fazla takipçisi olan siyasetçi konuyla ilgili açıklamasını da aynı platformda yaptı. Dün geç saatlerde Twitter hesabımdan ahlaksız bir paylaşım yapıldığını arayarak haber veren dostlarımız sayesinde öğrendim. Duruma, konuya hakim uzman arkadaşlarla anında müdahale ettik. Bizim müdahalemizin yanı sıra Twitter'da konuya kayıtsız kalmayarak ahlaksız içeriği yayan hesabı askıya aldı. Arınç'ın hesabından paylaşılan cinsel içerikli video 26 Şubat tarihinde bir kadın ismiyle açılan hesaptan paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcılarının kısa sürede tepki göstermesinin ardından paylaşım kaldırıldı. Bir kısım kendini bilmez adam bizi şirk koşmakla bile itham ediyor Twitter denen rezaletin içerisinde. Eski meclis başkanı Arınç işin peşini bırakmayacağını, adli makamlara başvuru yapacağını söyledi. Twitter'la yürüttüğümüz görüşmeler sonucunda hesabımıza en son giriş yapan IP numarasını tespit etmeye yaklaştık. Bu numaralar tespit edilir edilmez adli makamlara gerekli başvuruları yaparak konunun takipçisi olacağız. Arınç sosyal medyada Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a yönelik hakaretlerin ve kendi başına gelen olayın meclis başkanlığını hedef alan saldırılar olduğunu söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu föt şapkayla görseniz şaşırır mısınız? Ya da Yüzüklerin Efendisi'ndeki Gandalf'in sakalıyla. Öyle şey olur mu demeyin. CHP'li vekil Taceddin Bayır'ın canlı yayındaki emoji dalgınlığı tam da buna yol açtı. Sosyal medya gün boyu Kılıçdaroğlu'nun imajlarını konuştu. Bu görüntülere bir milletvekilinin dalgınlığı yol açtı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bazen güneş gözlüklü, fötür şapkalı birine dönüştü. Bazen Yüzüklerin Efendisi'ndeki Gandalf'a. Onu kürsüde böyle görenler şaşkına döndü. Görüntüler CHP İzmir Milletvekili Taceddin Bayır'ın cep telefonundan. Bayır partisinin grup toplantısında sosyal medya hesabını açtı, sonra da canlı yayına başladı. Ama emojileri açık unutunca olanlar oldu. Efektler yüzünden kürsüdekiler şekilden şekle girdi. Efektlerden parti üyeleri de nasibini aldı kameramanlar da. Taceddin Bayır'ın farkında olmadan kullandığı efektler canlı yayını izleyenleri şaşkına çevirdi. Kemal Kılıçdaroğlu da konuşma boyunca bir imajdan ötekine büründü. Gözlük, şapka, sakal birbirini izledi.
CHP İzmir Milletvekili Taceddin Bayır'ın kullandığı canlı yayın efektleri ekrana bakan kişilerin yüzünü tanımlıyor ve bu şekilde efektler yansıtıyor. İşte ekranlarınıza onlardan biri geldi. Kimi zaman şapkalı, kimi zaman da gözlüklü çıkıyor vatandaşlar ve canlı yayını izleyenler yorumda yapabiliyorlar. İddiaya göre canlı yayın kazasına uğrayan milletvekilini izleyiciler uyardı. Hatasını 18 dakika sonra anlayan Bayır yayını apar topar kapattı. Siyasetin yoğun gündemine eklenen bu görüntüler tebessüme neden oldu. Ana muhalefet cephesinden tartışma yaratacak bir çıkış geldi. CHP ile Özgür Özel 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekmelettin İhsanoğlu'nu aday göstermeleri için MHP'nin demokrasiye kurduğu tuzak dedi. Yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. Bir daha Ekmelettin olayı yaşanmayacak. Ana muhalefetle MHP arasında yeni gerilimin adı Ekmelettin İhsanoğlu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde iki partinin çatı adayıydı o isim. Bu kez yeni bir tartışmayla gündemde. Milliyetçi Hareket Partisi'nin demokrasiye kurduğu tuzak, kasis. CHP'li Özgür Özel yaptı dikkat çeken açıklamayı. 2019'da Altıok'un Cumhurbaşkanlığına kimi aday göstereceği merak edilirken Özel kendi sordu, kendi yanıtladı. Siz diyeceksiniz ki bir Ekmelettin faciası daha yaşayacak mıyız? Ekmelettin olayı çok özel konjonktürde yaşanmış. Milliyetçi Hareket Partisi'nin demokrasiye kurduğu tuzak, kasis, o günün şartları ve doğru olsa zaten sonuç bu olmazdı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını söylemedi ama 2014'teki gibi bir isim olmayacağını net bir şekilde koydu ortaya. Ekmelettin İhsanoğlu olayı gibi bir olay yaşansa ilk turda oy verir misin? Demek ki Ekmelettin İhsanoğlu gibi bir adayımız olmayacak. Özel'in açıklamalarında en çarpıcı olansa MHP tuzak kurdu vurgusu oldu. O sözleri yanıt gecikmedi. MHP'li Erkan Akçay yazılı açıklama yaptı. Ortada demokrasiye kurulmuş bir tuzak yoktur. CHP sözcüsü bu sözleriyle genel başkanın aptal yerine mi koymaktadır diye sordu. CHP artık İhsanoğlu üzerinden spekülasyon yapmayı bırakmalıdır diyen Akçay, siyasette tuzağın ve kumpasın Oscar ödülü CHP'den başkasına verilemez diye de ekledi. Yılbaşında yapılan %8,8 artışın ardından elektrik fiyatlarına bugün de %2,89 zam geldi sayın seyirciler. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun resmi gazetede yayımlanan kararına göre konutta kullanılan elektrik fiyatına gelen %2,89'luk artış 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak. Şu anda ben hamileyim. Hamile kadını dövdü. Benim karnıma yani bebeğimi göbeğini vurdu. Kocasının başına silahla vurdu. Belinden silahı çıkardığını gördüm. İkiliye saldıran polisin silahı ateş aldı. Yere yığılmışım orada. Apartmanda bekar kavgası az sonra şov haberdi. Bolu'da bir trafik polisi 6 aylık hamile olan komşusuyla tartıştı. O tartışmanın ardından da hamile kadını tartaklamaya başladı. Darp ettiği kadının kocası gelince de bu kez belindeki silahı çekti. Şu anda ben hamileyim. 6. ayıma yeni girdim. Benim karnıma yani bebeğimi göbeğini vurdu. Sonra kollarından tuttu tartaklamaya başlamış. Ben farkında değilim olayım. 6 aylık hamile kadına ve kocasına saldıran komşuları olan bir polisti. Silahını çekti, kabzasıyla vurdu. İddiaya göre o silah ateş de aldı. Silah patladı. Bir müddet sonra sanırım yere yığılmışım orada. Tam hatırlayamıyorum o anı. Bolu'daki apartman kavgası üst katta oturan bekar gençlerin evlerine kız arkadaşlarını misafir etmesiyle başladı. Aynı apartmanda oturan trafik polisi önce gençlere sonra da ona destek olmayan komşularına tepki gösterdi. Ben o gün üst kattaki bekar çocuklarımıza demişim ki eşinin iddiası bu. Ben sizi tanıyorum, siz çok iyi insanlarsınız diye onları desteklemişim. Trafik polisi komşularının kapısını tek tek çaldı. 6 aylık hamile Nevriye Aybatan'a kocasını sordu. Aybatan'ın eşi ilaç kullandığı için evde uyuyordu. Hamile kadınla polis tartışmaya başladı. Polis onu darp etti. Şu anda ben hamileyim. 6. ayıma yeni girdim. Benim karnıma yani bebeğimi göbeğini vurdu. Sonra kollarından tuttu tartaklamaya başlamış. Ben farkında değilim olayın. Halit Aybatan gelen seslere uyandı. Hamile eşi kapıda darp edilirken gördü. Üstüne polis memuru ona da bir tokat attı. O sırada silahını çekti. Ben bağırıyorum bebeğim bebeğim diye. Hamile kadını ve eşini darp eden polis silahın kabzasıyla vururken silah ateş aldı. Birden belinden silahı çıkardığını gördüm. Silah ateş aldı. Tabii kendisi ifadesinde ben silahı düşürdüm, ateş etmedim gibi sözler sarf etmiş. Halit Aybatan ve polis merdivenlerden yuvarlandı. Ben yuvarlanınca eşimi vuruldu sandım. Ama orada ben orada yığıldım zaten, oturdum yerime. Kavga bitince fenalaşan hamile kadın hastaneye kaldırıldı.
Neyse ki bebeğinde ve onda önemli bir sağlık sorunu çıkmadı. O kavga esnasında orada çocuklar da varmıştı. Komşumuzun çocukları. Kurşun herhangi birimize gelebilirdi. Bir can kaybı olabilirdi. Hamile kadın darp raporu aldı. Gözünde ve bedeninde morluklar vardı. İki tarafta birbirinden şikayetçi oldu. Doktorlar elinden geleni yaptı. Sevenleri umutla gelecek iyi haberi bekledi ama ne yazık ki olmadı. Ankara'da okul gezisinde intihara teşebbüs ettiği iddia edilen 21 yaşındaki Alara hayatını kaybetti. Şimdi geride kalanların tek isteği intihar mı cinayet mi sorusunun yanıt bulması ve eğer bir suçlu varsa cezasını çekmesi. Buna çok rahat intihar süsü verilmiş olabilir. Hem annesi hem de babası cinayete kurban gitmişti. O da ardında soru işaretleri bırakarak yumdu gözlerini hayata. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Alara daha fazla direnemedi. Alara intihar edebilecek bir kız değil. Alara Karademir okul gezisi için Ankara'ya gelmişti. Hocasının kaldığı otel odasının banyosunda baygın halde bulundu. Hayatına son vermeye çalıştığı iddia edildi. Onu büyüten isim dayısı reddetti o iddiayı. Ailenin şüpheleri Alara'nın odasında bulunduğu, ilişkisi olduğu iddia edilen öğretim görevlisinin üzerindeydi. Mezuniyet töreninde giyeceği elbiseyi seçiyordu. Bunların peşindeki bir kızın intihar edeceğini konuşuyoruz. Üniversite öğrencisi Alara arkamda gördüğünüz hastanede 5 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi. Ama tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Otopsi işlemlerinin ardından Alara'nın bağışlanan organları başka hayatlara can verecek. Ölümüyle gözler bir kez daha Alara'nın hocasına çevrildi. Genç kızla aralarında ilişki olmadığını iddia etmişti ama Alara'nın arkadaşına attığı mesaj ilişkiyi doğruluyordu. Şimdi intihar mı yoksa Alara anne babası gibi bir cinayete mi kurban gitti? İşte o soruya yanıt aranıyor. Ölüm zaten katlanılması çok güç bir gerçek ama Türkiye'de onu daha da katlanılamaz hale getiren bir şey var, ihmal. Bayburt'ta yolun tam ortasına 8 metre derinliğinde bir çukur açıldı ama yeterli önlem alınmadı. Sadece çukurun 50 metre uzağına dökülen kum yığını vardı. Önce bir otomobil, sonra da minibüs peş peşe ölüm çukuruna düştü. İhmalin bilançosu 8 ölü oldu. Iğdır'daki kazadaysa can kaybı daha da fazlaydı. Yok abi, hiç fark edilmiyor. Dönüyorsun direkt, yani hiç uyarı levhası yok. Dün sonradan koymuşlar oraya uyarı levhalarını falan. Yolun ortasında 8 metre çukur açıldı. Ama görgü tanıklarının iddiasına göre alınan tek önlem yola dökülen bir miktar kumdu. Zifiri karanlık yolda önce bir otomobil, sonra da minibüs o ölüm çukuruna düştü. Tam 8 kişi hayatından oldu. Bayburt-Gümüşhane yolu üzerindeki çalışma günler öncesinde başladı. Bu devasa çukursa 3 gün önce açıldı. Yolun tek şeridi ulaşıma kapatıldı. İhale ile inşaat işini alan firmanın çalışanları çukurun 50 metre gerisine kum döktü. Bir de tabela koydu. Ama gecenin zifiri karanlığında önce bir taksi kum birikintisine çarptı. Çukura düşmeden son anda durdu. Aracı kenara çeken şoför yardım çağırana kadar önce İranlı bir aileyi taşıyan otomobil, hemen ardından Bayburt-Trabzon arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüs 8 metrelik çukura uçtu. Ölüm çukuru 8 kişiye mezar oldu. Minibüsün şoförü ve 2 yolcuyla diğer otomobildeki 5 İranlı hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralandı. 8 can gittikten sonra yolda güvenlik önlemi alındı. Burada herhangi bir önlem alınmamış. Sadece şurada bir kum birikintisi yapılmış. Kum birikintisine vuran taksi orada duruyor, zor durmuş. Diğer arkadaşlarımız peş peşe İranlı bir arabayla beraber çukura inmiştir. Menfez inşaatını yapan ve gerekli güvenlik önlemini almayan inşaat şirketi hakkında soruşturma başlatıldı. 2 çalışanı gözaltına alındı. Bir felaket de Iğdır'da yaşandı. 14 kişilik minibüste Türkiye'ye kaçak yolla giren 53 mülteci vardı. Aydınlatma direğine çarpan minibüs alev aldı. Faciada 17 yasa dışı göçmen hayatını kaybetti. 36 kişi de yaralandı. Fabrikada iş bulacağım dedi. Türkmenistan'dan getirdikleri kadınları, yaşı küçük kızları fuhuşa sürükledi. Fotoğraflarını çekip kataloğa bile koydular. Kedi İsmail'in çetesi nasıl yakalandı? İstanbul'daki şok operasyonun ayrıntıları az sonra Show Haber'de. 15 ay önce Taksim'de tecavüz dehşeti yaşanmış ama zanlı olayın ardından sırra kadem basmıştı. Sokakta gördüğü kadını omzuna atıp kaçıran ve istismar eden o sapık 15 ay sonra yakalandı. Bir kadını bıçakladı, diğerini omuzlayıp kaçırdı. Cinsel istismarda bulundu. 15 aydır aranan sapık sonunda yakalandı.
Geçen yılın Ocak ayıydı. Taksim'de bir bardan çıkan iki kadın arkadaştan biri bayılıp yere düştü. O anda yoldan geçen bir adam genç kadını omzuna alıp götürmek istedi. Kadının arkadaşı karşı koymak istedi ama gözü dönmüş sapık onu bıçakladı. Saldırgan kameralara böyle takılmıştı. Omzuna aldığı baygın kadını bir inşaata taşıyıp istismar etti. Ardından kadını bir arkadaşının evine götürdü. İstismar suçuna ev sahibi de ortak oldu. Sabah gözlerini tanımadığı birinin evinde açan kadın şikayetçi oldu. Polis önce Dursun adlı ev sahibini yakaladı. Tutuklanan adam cezaevine gönderildi. Ama kadını kaçıran sapık ortada yoktu. Sonunda polis Engin adlı Ozanlı'yı olaydan 15 ay sonra Taksim tarla başındaki bir binada sıkıştırdı. Kaçmak için binadan atladı ama düşüp bacağını kırınca kıskıvrak yakalandı. Cinsel saldırı, uyuşturucu madde temin etmek ve satmak, nitelikli saldırı ve yaralama suçlarından 9 adet kaydı bulunan saldırgan adliyeye sevk edildi. Lakabı Kedi İsmail, yabancı uyruklu kadınları sizi fabrikada çalıştıracağım yalanıyla kandırıp zorla fuhuşa sürüklüyordu. Üstelik fuhuş batağından kurtarılan kadınlar aralarında küçük yaştaki çocukların da olduğunu söyledi. Türkiye'ye geliş nedenleri fabrikada işçi olmaktı ama kendilerini bir batağın içinde buldular. Kedi İsmail isimli çete lideri önce fotoğraflarını çekti, onları kurtaransa bir ihbar oldu. Kedi İsmail çetesi Türkmenistan'da anlaştıkları bir Türkmen aracıyla iş arayan kadınları Türkiye'ye çağırıyordu. Kadınlara vaat edilen bambaşkaydı. Fuhuş çetesi sizi fabrikada çalıştıracağız diye kandırdıkları Türkmen kadınlarını önce İstanbul'a getirdiler. Ardından silah zoruyla pasaportlarına el koydular. Hatta fuhuşa sürüklerken de fotoğraflarını çekip kataloğa bile koydular. Katalogda fotoğrafları olan kadınlardan bazıları 18 yaşından küçük görünüyordu. İkisinin Pendik'te otele girdiğine tanık olanlar polise küçük yaşta kızlara fuhuş yaptırıyorlar diye ihbarda bulundular. İhbar üzerine Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti ve Pendik'teki otele baskın düzenledi. Otelde yabancı uyruklu iki kadını kurtardı ve onları pazarladığı öne sürülen 3 kişiyi de gözaltına aldı. İki Türkmen kadının verdiği ifadeler doğrultusunda Pendik ve Kartal'daki adreslere baskın yapıldı. İki kadın küçük yaştaki çocuklara da zorla fuhuş yaptırıldığını söyledi. 6 kadın fuhuş batağından kurtarıldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli insan ticareti ve zorla fuhuş yaptırmak suçundan tutuklandı. Yer temin ettiği öne sürülen otel çalışanı serbest bırakıldı. Çete lideri olduğu öne sürülen Kedi İsmail aranıyor. Dünyayı kurtarsa iyilik kurtaracak. Yağmur yağıyordu. Hava soğuktu ama herkesin içi ısındı. Görüntü başkent Ankara'da kaydedildi. Sağanak yağmur altında sırılsıklam olan yaşlı kadını gören genç adam soğuk havaya aldırış etmeden ceketini çıkardı, yaşlı kadına giydirdi. O davranışıyla insanlık hala ölmemiş dedirtti. Yaşlı kadın yağmurda sırılsıklam olmuştu. Yoldan geçerken gördü, kayıtsız kalamadı. Bu davranışı sadece kadını değil, herkesin yüreğini ısıttı. Görüntülerin adresi başkent Ankara. Hava yağmurlu, hatta soğuktu. Yaşlı kadın güçlükle yürüyordu yağmur altında. Genç adam gördü yaşlı kadını. Üşümeyi, ıslanmayı hiç umursamadı. İncecik bir tişörtle kalma pahasına üzerindeki ceketi çıkardı, kadına giydirdi. Sonra da başka bir kadın geldi yanlarına. Elindeki poşette yiyecekler vardı. O da hiç tereddüt etmeden poşeti yaşlı kadına verdi. İkisinin de haberleri yoktu görüntülendiklerinden. Uzaktaki bir cep telefonuyla kaydedilen o görüntüler insanlık ölmemiş dedirtti. Doktorların kanserden şüpheleniyoruz. Test yaptır dediği kadın devlet hastanesine gitti ama test için 7 ay sonrasına randevu verildi. O kadar zamanda hastalığım ilerlerse diyen kadın isyanda. Doktorlar kanser şüphesi var, mamografi çektir dedi. Devlet hastanesi tam 7 ay sonrasına gün verdi. Hastalığın ilerlemesinden korkan kadının isyanını CHP İstanbul Milletvekili Barış Arkadaş gündeme getirdi. Devlet hastanesi SA adlı hastaya tam 7 ay sonrasına gün veriyor. Yani diyor ki bugün git 7 ay sonra gel.
hastalığında bir ilerleme olursa. Sevgi Atılgan 63 yaşında Kastamonu Devlet Hastanesi'nde ameliyat oldu. Doktorlar operasyon sırasında fark ettikleri bir kitleden şüphelendi. Ameliyat oldum. Ameliyat esnasında çıkan bir kitlenin iyi olmadığı söylendi. Her sene bir kez bu mamografi ve ultrasonu çektirmemi söylediler. Ama Sevgi Atılgan kanser şüphesine rağmen devlet hastanesinde aylar sonrasına gün alabildi. Bana 1 Kasım'a gün verdiler. Ya benim tekrar hani rahatsızlığım nüksettiyse ne olacak? Tam 7 ay sonra verildiği iddia edilen mamografi tarihi tedirgin olan hastayı daha da endişelendirdi. Çünkü olası bir kanser hastalığı Kasım ayına kadar ilerleyebilirdi. Doktorların elinin altında ekipmanlarının olmaması bence bu diye düşünüyorum. CHP İstanbul Milletvekili Barış Arkadaşsa 7 ay sonraya gün verildiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Şimdi ben soruyorum. SA adlı hastamız 7 ay boyunca mamografi çektirmek için mi bekleyecek? Bunun sorumluluğunu kim üstlenecek? Devlet dairelerinde bugün git yarın gel denir de bu devlet dairesi eğer bir hastane ise bugün git 7 ay sonra gel demenin pek de telafisi olmaz galiba. Çocuklarda aşı tartışması yeni bir salgını gündeme getirdi. Aşıyı reddeden ailelerin sayısı 23 bine ulaştı. Uzmanlar uyardı. Eğer o sayı 50 bine ulaşırsa kızamık salgını kapıda. Üstelik aşılı çocukları korumak da bu defa mümkün olmayabilir. Mahkemenin zorunlu aşı konusunda aileler zorlanamaz kararı ve çıkan tartışmalar nedeniyle son 15 yılda aşıyı reddeden ailelerin sayısı arttı. Uzmanlara göre bu artış tehlike çanlarının çalmasına neden oldu. Bu önemli bir sorundur çünkü toplumdaki çocukların önemli bir kısmını eğer aşılamazsak biz salgınlar tekrar çıkar. Çocuk çağı aşılamalarını yaptırmamanın bedeli büyük olabilir. 2011 yılında çocuğuna aşı yaptırmayı reddeden aile sayısı sadece 183'tü ve takip eden 4 yıl içinde bu sayı neredeyse 30'a katladı ve 2015'te 5400'ü buldu. 2016'da 12.000 ve 2017'de de tam 23.000 aile çocuğuna aşı yaptırmayı reddetti. Bu rakamlar çok endişe verici. Aşılar sayesinde biz difteriyi, boğmacayı, tetanozu, kızamığı neredeyse unuttuk. Ancak aşıyı reddeden ailelerin sayısı bu hızla artmaya devam ederse sayı kısa sürede 50 bini aşacak ve salgın boy gösterecek. Uzmanlara göre salgından hastaneye kaldırılan 100 çocuktan 20'sinin de hayatı tehlike altında olacak. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre aşı yaptıran çocuklarda da kızamık görüldü. Ve son 15 yıldır böyle tabloya rastlanmadığı öne sürüldü. Araştırmalar gösteriyor ki 2017 yılında kızamık vakasının rastlandığı 85 çocuktan 4'ü ve bu yılın ilk 3 ayında da 44 çocuktan 3'ü aşılıydı. Ve aşılı olmasına rağmen yine de kızamık oldular ve bu da gösteriyor ki tehlikenin boyutu eskisinden de büyük. Bir kişi kendi çocuğunu aşılatmazsa başka bir ailenin aşılı çocuğunu da riske atmış oluyor. Sadece kızamık aşısının son 15 yılda 20 milyon çocuğun hayatını kurtardığını söyleyebiliriz. O yüzden hani aşı karşıtlığı çok tehlikelidir. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın çocukluk çağı aşı takviminde toplam 10 aşı var. Aşıyı reddeden aileler sadece kızamığı değil, diğer aşıları da yaptırmıyor. Uzmanlar aşının cıva içerdiği ve otizme neden olduğu iddialarının bilimsel bir temele dayanmadığını söylüyor. Tamamen yanlış bilgilendirildikleri için, bilim dışı bir takım kaynaklardan bilgilendirildikleri için. Çocukluk çağı aşılamalarını yaptırmamanın bedeli büyük olabilir. O yüzden mutlaka aileler çocuklarını aşılatmalı. Fatih'te bir markete giren müşteri 6 liralık alışveriş yaptı. Kasiyer kız siz ödeme yapmış mıydınız diye sorunca da deliye döndü. O soru o kadar zoruna gitmişti ki sonrasında kimse onu sakinleştiremedi. Bekleyeceğim dedi yukarıda. Kavgaya hazırlanıyor. Tekrar geleceğim dedi. Ben şuna kapıdan attım. Odama vurmuş. Titriyorum şu an yani. Alıngan müşteri marketi birbirine kattı. Kendisini durdurmaya çalışan market çalışanına kafa attı. Gittiğinde yaptığı alışverişten daha büyük bir zarar bırakmıştı. Esmer bayana bayağı bir saldırdı. Kadının ne suçu vardı onu da anlamadık. Sadece 6 liralık bir alışveriş yapmıştı. Çikolata ve kahve almıştı. İşte o ürünleri buraya getirdi ve kasadaki görevli sadece ödeme yaptınız mı diye sordu. Ve işte o anda o adam çılgına döndü. Sadece ödeme yaptınız mı dedim. Bu kadar başka hiçbir şey demedim. Birden saldırdı. İddiaya göre müşteri o soruya küfürle karşılık verdi. Sıradaki müşterilerden biri araya girdi ve ikili arasında laf dalaşı başladı. O laf dalaşı kasa önünde yerini arbedeye bıraktı. Baya korktuk, şoktayız.
Yani adam bayan erkek demeden dövüyor. Hiçbir şey dinlemedik, sakin ol diyoruz. Son darbeyi de onu durdurmak isteyen bir market çalışanı yedi. Sadece çalışanların zarar vermedi. Camı kırdıktan sonra reyonlara yöneldi ve buradaki konserveleri, kavanozları ne var ne yoksa her şeyi yere attı. O sırada polise haber verdiler ama o kişi polise haber verildiğini duydu ve buradan yani marketten hemen uzaklaştı. Tekrar geleceğim dedi. Gelecekmiş daha. Korkuyor musunuz şu anda gelebiliriz? Biliyorum şu an yani. Müşteriler korku içinde, erkek çalışansa yaralıydı. Üstelik iddiaya göre ürünleri bırakıp giderken tehditler savurdu. Polis bir süre marketin önünde nöbet tuttu. Şimdi eşkali belirlenen o müşterinin peşinde. Faiz ödemeden ev almak isteyenler dikkat. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Silivri'deki evleri için ön talepler başladı. 36 ay faizsiz taksitle ev alma hayali kuranlar önce kura çekimine girecekler. Son başvuru tarihi 18 Nisan, kura çekimi de 10 gün sonra. İster 2+1 ister 3+1. Ucuz konut arayanlar için yeni projenin adresi Silivri. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kiptaş 1508 daire için düğmeye bastı. Ön talepler için başvurular başladı. Son gün 18 Nisan. Projede 1442 daire 2+1, 66 dairede 3+1 olarak planlandı. 2+1 daireye sahip olmak isteyenlerin şansı daha fazla. 2+1 dairelerin KDV satış fiyatı 195 bin lira. Proje Silivri'de 173.606 metrekarelik bir arazi alanında yapılacak. En küçük daire brüt 92 metrekare 2+1, en büyüğü ise brüt 112 metrekare 3+1. Diyelim ki 92 metrekarelik 2+1 almak istiyorsunuz. Ödeyeceğiniz peşinat %20, 58.500 lira. Bir yıl sonra bir ara ödemeniz var, 19.500 lira. Kalan 97.500 lirayı da yaklaşık olarak 36 ayda 2.708 lira taksitlerle ödemeyi imkanınız var. Örneğin 3+1 daire almak istediniz. Dairenin fiyatı 215 bin lira. Bunun 65 bin lirasını peşin ödediniz. Bir yıl sonra da 21.500 lira ara ödeme yaptıktan sonra kalan 107.500 lirayı 36 ay vadeyle 3 bin lira taksitlerle ödeyebilirsiniz. 120 aya kadar vadelendirme yapmak isteyenlerse banka kredisi kullanabilecek. Tapu masrafları, abonmanlıklar, sözleşme noter masrafları vatandaşa ait olacak. 99 konut engelli vatandaşlara ayrıldı. Peki ucuz konutlara kimler başvurabiliyor? 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları eğer İstanbul'da yaşıyorlarsa bankaya harç yatırarak kura çekimlerine katılabiliyorlar. Kura çekimlerini kazanamadıkları takdirde ise o yatırdıkları paraları geri alabilecekler. Ön talepler için son başvuru tarihi 18 Nisan. Kura çekimi 28 Nisan Cumartesi günü. Projenin 24 ay içinde bitirilmesi planlanıyor. İster markette satılsın, ister pazarda, yumurtaların hepsi birbirinin kopyası gibi. O nedenle organik yumurtayı organik olmayandan ayırmak güç. Kandırılmamak için işte size 5 ipucu. Tavuk dolaşsın, organik beslensin, yumurtası da organik olsun istiyoruz. Ancak bu takibi yapamadığımız için tereddütte kalıyoruz. Bu nedenle denetimli ürün almak önemli. Eğer taneyle alıyorsanız da işinizi şansa bırakmayın. Her üründe yaptığımız gibi yumurtayı seçerken de işe yumurtanın şekline, şemaline ve rengine bakarak başlıyoruz. Ancak uzmanlara göre organik yumurta için dışının kabuğunun rengi kahverengi ya da beyazdır demek yanlış. Bunu söyleyemeyiz. Ancak şunu söyleyebiliriz ki organik yumurtanın rengi kar beyaz değildir. Ya hafif kırık beyaz tonlarda ya da işte böyle beş tonlarda olmalı. Aksi takdirde kar beyaz olan yumurta dışı beyazlatılmış olan yumurta demek. Yumurtanın organik olup olmadığını anlamanın ikinci bir yolu da yumurta kabuğunun kalınlığı. Uzmanlara göre kalın kabuklu yumurtalar organik değil çünkü kırdığınızda bıçakla kesmiş gibi ortadan ikiye ayrılıyor. Halbuki organik yumurta işte böyle daha fazla parçalara ayrılıyor. Üçüncü ipucu da yumurta sarısının büyüklüğü. Haşlanmış yumurtayı ortadan ikiye kestiğinizde eğer yumurtanın sarısı beyazının yarısından fazlasını kaplıyorsa o yumurta organik değildir. Çünkü uzmanlara göre yumurtanın sarısı beyazından daima küçük olmalı.
Çünkü sarısı büyük yumurta tavuğunun suni yemle beslendiğinin bir göstergesi olabilir. Dördüncü ipucu da ilk bakışta değil belki ama pişirdiğinizde anlayabileceğiniz türden. Yani şöyle ki organik olan yumurta bozulduğunda etrafa o kadar kötü bir koku yayıyor ki kokusundan durulamaz hale geliyor uzmanlara göre. Ancak organik olmayan yumurta etrafa kötü koku yaymadığı için siz o sırada pişirdiğiniz yumurtanın bozuk olup olmadığını anlamıyorsunuz. Ve beşinci ipucu da şu, uzmanlara göre az haşlanmış yumurtanın kaşığa yapışan kısmı bulaşık makinesine atıldığında hemen kolaylıkla çıkmıyor. İşte bu da yumurtanın organik olmadığını gösteriyor. Halbuki uzmanlara göre organik yumurtanın bulaşığı kaşıktan da tabaktan da kolaylıkla çıkıyor yıkandığında. Bunları bilmek önemli çünkü gıda sahtekarları yumurtanın içiyle oynayamadıkları için ambalajıyla oynuyorlar. Başka bir de işte yumurtanın kabuğunu değiştiriyorlar. İşte böyle çamurladıkları yumurtaları saman koydukları sepetlere koyuyorlar ki köy yumurtası imajı versin ve böylelikle 50 kuruşluk yumurtayı da 1 liraya satıyorlar. Karamel isimli sincap yabani hayvanlar için kurulan kapana sıkışarak iki kolunu kaybetti. İstanbul'daki bir üniversitedeki hocalarla öğrenciler kolları sıvadı. Dünyada bir ilk gerçekleştirerek karamele protez kol hazırladı. Ya inanın ben mutluluğun tarifi yok. Ben onun yaşadığı acıları birebir gördüm. Birebir şahit oldum. Minik kollarının kopma nedeni kocaman bir kapana sıkışmış olması. Karamel bir daha koşabilsin diye ona özel bir protez hazırlandı. Bak, dünyada bir örneği yok. Ya daha önceden dünyada protez yapılan bir sincap yok. Bırakın protez yapılmayı. Daha önceden dünyada kolunu kaybetmiş bir sincap yok. Karamel Batman'da yabani hayvanlar için kurulan kapana sıkışarak ağır yaralandı. Hayvansever Tayfur Demir minik sincabı iki kez ameliyat ettirdi. Ama hayata tutunabilmesi için kollarının kesilmesi gerekliydi. Çok canı yandı, gerçekten çok canı yandı ama başardı. Bir buçuk ay birlikte geçirdiğiniz artık canlınızın, sizin parçanız olan canlının artık yeniden koşturabileceğini öğrenmiş oluyorsunuz. İstanbul'daki bir özel üniversitedeki öğretim görevlileri Tayfun Demir'le irtibata geçti. Karamel'in yeniden koşabilmesi için seferber oldular. İşte kendisi gibi minik bu tekerlekli protez onu hayatta tuttu. Böyle bir haberi biz duyduk. Karamel kaza geçirdi. Öğrencilerle birlikte ona nasıl yardımcı olabiliriz diye düşünürken ona ulaştık ve onun için bir protez tasarlayıp ihtiyaçlarını göreceği bir sistemi düzeneyi kurmaya çalışıyoruz. Karamel dünyada eşi benzeri olmayan bir sincap artık. Protezi tam anlamıyla tamamlanınca da Tayfun Demir'in yanında doğal ortamı aratmayan bir rehabilitasyon merkezinde yaşamaya başlayacak. Ahırda gerçekleştirdikleri dansla tüm Türkiye'nin sevgisini kazanan ikili yeniden kameraların karşısına geçti ve bu defa o mutlu anlarının sebebini açıkladılar. Ermiş kutu gibi bir saraya konmuştuk. Ahırdaki danslarıyla çok konuşuldular. Bu kez o romantik anların hikayesini anlattılar. Görüntüyü bir sürpriz için çekmişti ama asıl sürpriz kendileri için oldu. Bir arkadaşımız bunu dedi, işte bana ver, ben dedi bunu hanımı göstereceğim dedi. Biz de kıramadık, verdik. Koymuş. Biz bu şekilde olacağını tahmin etmedik. Maden işçisi Namık Kaskondu, eşi Hatice Kaskondu ile boş vakitlerini bir yakınlarının mandırasında çalışarak değerlendiriyordu. Yurt dışındaki bir akrabaları kendilerinden bir görüntü çekmesini istedi. Bir başka akrabasının doğum günü için bir slide gösterisi hazırlanıyordu. İkilinin o sempatik dansının sebebi de buydu. Çekelim ve dayımızla onları gönderelim diye onun için böyle bir şey yaptık. İyi ki doğdun Kerem. Sonrasında videonun sosyal medyada çok paylaşılması ise bir arkadaşları sayesinde oldu. Mutluyuz yani, huzurluyuz. Seviyoruz da birbirimizi. Hayvanları da, insanları da, herkesin ben sevmesini istiyorum. Tüm ülkenin sevgisini kazanan ikili bir defa daha dans ederek uyumlarını göstermek istedi. Ne var ki bu defa üzerlerinde artık ünlü olmanın utangaçlığı vardı. Bir saraya konmuştuk, dost bende hayallerle karı koca olmuştuk. Bazı hayvanların dostluğuna alışırız ama bazı hayvanlar var ki onların dostluğu bizi hala şaşırtabiliyor. Bizim kedi köpeğe masaj yapıyor. Ben yap desem yapmazsın. Şikayetçi. Kedi köpeğe masaj yaptı. Arkadaşının gönlünü alırken sahibinin sitemini aldırmadı. Bunda keyfi yerde. Oh. Sen de mi geleceksin?
Görüntüler Show Haber WhatsApp ihbar hattımıza Kastamonu Eski Iğdır köyünden gönderildi. Bu iki sevimli kedinin sahibi köyün imamı. Tam da gözden kaybolan kedilerini arıyordu ki odunlukta bu manzarayla karşılaştı. Bizim kedi köpeğe masaj yapıyor. Kedisi mahallenin beslediği köpeği odunlukta bulmuş, ona masaj yapmaya başlamıştı. Ben yap desem yapmazsın. Şikayetçi. Emrah Çakır kedi köpeğin dostluğunu sanki biraz kıskandı. O sevimli anları bozmaya ise gönlü el vermedi. Tamam, devam et hadi. Yemek siparişini getirdiği üniversiteli genci darp etti. O anların görüntüsünü arkadaşına çektirdi. Tarafların birbirinden şikayetçi ve davalık oldukları ortaya çıktı. İşini kaybeden kurye en zayıf noktasının kaybettiği gözü olduğunu söyledi. Kafamdan çıkarım! Her siparişinin notuna tek gözlü kurye getirirse almam, tek gözlü kuryeniz getirmesin ithamlarda bulundu bana karşı. Üniversite öğrencisini hem darp etti hem de tehditler savurdu. Kendini de bu sözlerle savundu. Aramızdaki husumet o nottan çok daha öncesine dayanıyor dedi. Müşteriyle bir süre önce bir para üstü davasından dolayı aramızda bir sıkıntı yaşandı. Ben de siparişi doğal olarak parasını vermediği için teslim edemedim. Onur Kocaoğlu 13 yaşındayken sağ gözünü kapı koluna çarpması sonucunda kaybetti. 15 yıldır da kurye olarak çalışıyordu. Sorun yaşadığı müşterinin siparişinde tek gözlü arkadaş getirmesin notunu gördü. İddiasına göre o not sonraki siparişlere de eklendi. 15 yıldır da neleriyle uğraştım, ne sarhoşlar gördüm, ne küfürler yedim ama böyle bir eksiğimle benimle adeta dalga geçmesi, aşağılaması gerçekten beni çok üzdü. Tek gözlü kuruyu getirmesin demiş. Üç arkadaşıyla kapısına dayandığı üniversite öğrencisine önce siparişini verdi, ödemeyi aldı, sonra da üniversiteli genci böyle darp etti. O anları arkadaşı da cep telefonuyla kaydetti. Kafamdan çıkarım! Savaş kafamdan çıkarım! Geldim ben, gelmedim ya! Üniversite öğrencisi bu olayın ardından Kocaoğlu'nu önce çalıştığı restorana şikayet etti, sonra da polise. Oğlum bir dakika, kafamdan çıkarım. Kafamdan çıkarım. Bu olaydan dolayı benim iş hayatım bitti. İşimden atıldım, iş bulamıyorum. Binlercesi peş peşe dizildi, sırayı bozmadan yolun karşısına geçti. Trafikteki motosikletler ise sürünün sonunun gelmesi bekledi ama bu biraz vakit aldı. Çalıların arasından çıktılar, yolun karşısına geçerken asfaltı kapladılar. Ördeklerin geçit töreni trafiği durdurmaya yetti. Ördek sürüsünün başında yetiştiricileri vardı. Ördeklere ilk komutu verdikten sonra onlarla birlikte yola çıkmıştı. Ördekler nehre ulaşacaktı. Bu nedenle ne sıradan çıkan oldu ne de yolunu şaşıran. Yetiştiricileri ise onları izlemekle yetindi. Motosiklet sürücüleri de ördek sürüsünün geçişi sona erene kadar bekledi. İngiltere'de de tekne gezintisi yapan yolcunun bisküvisine ortak olmak isteyen davetsiz bir misafir vardı. So good. Bisküviyi her gördüğünde hamle yaptı. Ne yazık ki cam, kuğunun o çikolatalı bisküvinin tadına bakmasına bir türlü fırsat vermedi. Sırada reklamlar var.